Ve Sayın ANAP kıymetli kardeşimiz Mesut Beyefendi'ye geliyorum. Şimdi ben Mesut Beyefendi'den bizim daha önce yapmaya çalıştığımız gibi ne derece muvaffak olabildik, bunun takdiri tabii aziz milletimize ve yüce meclise aittir. Yapıcı bir ana muhalefet örneği ortaya koyacaklarını bekliyordum. Halbuki bütün konuşmaları baştan sona kadar yolsuzluk, yolsuzluk, yolsuzluk. Sadece bir saat bunun üzerinde durdular. Ben kendi kendime düşündüm. Sayın Mesut Bey'in bu bir saatlik yolsuzluk, yolsuzluk konuşmasını şu anda kahvede oturan binlerce işsiz gencimiz dinlerken ne düşünüyor acaba dedim. Hasta anasını doktora götüremeyen on binler bu yolsuzluk laflarının tekrar tekrar söylenmesinden nasıl etkileniyor diye düşündüm. Milyonlarca, ha çok doğru söylediniz. Bunlar onların parasıdır ve Beytülmal'e dokunan eller kesilmelidir dediniz. Şimdi önce tabii hemen şunu ifade edeyim ki bak görüyorsunuz biz sol partilerin muhalefette kalmasını saygıyla karşıladık. Çünkü onların üretecekleri alternatif görüşler İnşallah bizim daha iyi hareketimize vesile olacaktır. Demokrasilerde muhalefet de en az iktidar kadar şerefli bir hizmettir. Sol partiler biz muhalefet yapalım dediler. Kendilerine teşekkür ediyorum, saygıyla anıyorum. Ama biz onların sağındaki dört tane partinin bir araya gelerek bu hükümetin kurulmasını istedik. Buradan biraz evvel Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Halkımızın, ülkemizin durumunu düşünerek açıkladıkları mülahazalarla bu yeni hükümetin kurulmasına mani olmayacaklarını, baştan beri zaten yapıcı bir şekilde hareket ettiklerini görüyorduk. Biz kendilerini bu topluluğumuzun her bakımdan kerhanda olsa bir destekçisi olarak görüyoruz. Eksiklik ana vatandadır,